1'in ve 0'ın kuvvetleri. Üstel ifadeler üzerinde biraz düşünelim. Bir sayısını alalım ve bunun 8. kuvvetini alalım. Bunu düşünmenin iki yolu olduğunu görmüştük. Bunu 8 tane 1'i alarak çarpmak olarak düşünebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 1 var ve bunları çarpacağız. Eğer bunu yaparsak, 1'i kaç kere 1 ile çarptığımız fark etmez. Sonuç 1 olur. Bunu 8 kere çarptık çünkü üstte 8 yazıyordu. Üste 8 milyon da yazıyor olabilirdi. 8 milyon tane 1'i çarpsam da sonuç değişmez. Sonuç hala 1 olur. Yani 1'in herhangi bir kuvveti 1'e eşittir. Peki 1'in sıfırıncı kuvveti neye eşittir? Biraz da bunun üzerinde düşünelim. 1 üssü 0 sıfır hariç herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1'e eşit olacağını daha önce söylemiştik. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Üstteki sayı, tabanı kaç kere kendisiyle çarpacağınızı gösteriyor. 1'i 0 kere kendisiyle çarptığımızda, sonuç 1 oluyor. 2 üzeri 4'ü düşünelim. 1 ile başlıyoruz ve daha sonra bunu 4 kez 2 ile çarpıyoruz. Yani, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, bu da eşittir 16. Yani, eğer burada 1 ile başlarsak ve bunu 0 kere 1 ile çarparsak, sonuç hala 1 olur. Dolayısıyla, 0 olmayan herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Şimdi daha ilginç örnekler yapmaya çalışalım. Negatif sayılar olsun. Eksi 1'i alalım ve üzeri 0 diyelim. Bu tanımı düşünürsek, bu da 1 ile başlayacak ve sonra bu sayıyı 0 kere kendisiyle çarpacağız. Sonuç 1 olacak. Eksi 1'in birin birinci kuvvetini deneyelim. Yukarıda ilk yazdığımız tanımı bir sonraki ile eş hale getirmek istiyorsanız, bunun da başına 1 yazabiliriz. Başında 1 yazar ve ondan sonra 8 tane 1'i çarparız. Sonuç gene 1 olur. Şimdi eksi 1'li örneğimize geri dönelim. Eksi 1'in birin birinci kuvveti. 1 ile başlayacağız ve bunu bir kere eksi 1 ile çarpacağız. Ve bu, eksi 1'e eşit olacak. Şimdi, eksi 1'in ikinci kuvvetini, yani karesini alalım. 1 ile başlıyoruz ve daha sonra 2 kere eksi 1 ile çarpıyoruz. Bu neye eşit olacak? Baştaki 1, çarpım işleminin sonucunu değiştirmeyeceği için, bunu görmezden gelebiliriz. Eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir 1. Sanırım bir kalıbın oluşmaya başladığını gördünüz. Eksi 1'in üçüncü kuvvetini alalım. Bu neye eşit olacak? 1 ile başlıyoruz. Daha sonra bunu 3 kere eksi 1 ile çarpıyoruz. Yani, eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1. Baştaki 1 sonucu değiştirmiyor. Eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir artı 1. Çarpı eksi 1 eşittir eksi 1. Kalıbı görüyorsunuz. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti 1, bir. eksi 1'in birin birinci kuvveti eksi 1, bir. eksi 1'in ikinci kuvveti artı 1, bir. eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1. Bir. Eğer 1'in kuvveti tek sayıysa sonuç eksi 1 oluyor eğer eksi 1'in kuvveti çift sayıysa, sonuç artı 1 oluyor. Çünkü negatif çarpı negatif, pozitif ediyor. Eksi 1'in dördüncü kuvvetine bakalım. 1 ile başlıyoruz ve daha sonra 4 kez eksi 1'i çarpıyoruz. Yani çarpı eksi 1, çarpı eksi 1, çarpı eksi 1, çarpı eksi 1. Bu da eşittir artı 1. Eğer birisi size 1'in 1 bir milyonuncu kuvvetinin neye eşit olduğunu sorarsa bunun 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Eğer birisi size eksi 1'in 1 bir milyonuncu üssü nedir diye sorarsa 1 milyon çift bir sayı olduğu için sonucun 1 olacağını da biliyoruz. Ancak eğer eksi 1'in 999.999. kuvvetini alıyorsak üstteki sayı tek sayı olduğu için bu eksi 1'e eşit olacak.